Merhabalar. Yine bir derste birlikteyiz. Ünite 6, Leçon 16. 16. ders. Un peu de rêve. Biraz hayal. İsterseniz önce bir dinleyelim buradaki diyaloğu. Dinlerken diyaloğu buradaki sorulara göre Remy ve Devenir. Remy diye biri var ve ne olmak istiyor? Devenir. Le rêve dinense İnenin rüyası nedir? Remi ve participe katılacak. Bu derste yapacağımız konulardan biri futur proş Fransızca'da. Alle fiilini çekiyoruz artı mastar fiil getiriyoruz hemen. Futur proş İngilizce'deki I will go, je vais aller gibi. Onlara bakacağız. İsterseniz bir dinleyelim şimdi. Birlikte. Unité 6. Leçon 16. Enregistrement 31. 1. Écoutez le dialogue et cochez. Un peu de rêve. Rémi, quel est ton rêve d'avenir? Quoi? C'est très tôt pour parler de cela. Mais j'aimerais devenir réalisateur. C'est vrai? Oui, tu sais, je vais participer au festival de films d'Antalya. Je fais un court-métrage. C'est génial! Mon rêve est de faire la connaissance de Nuri Bilge Ceylan. Je l'adore! Alors, tu as besoin de mon aide? Je comprends. Je vais attendre encore quelques ans. Bon, je te laisse. Allez, salut. Salut Rémi, à bientôt! 2. Réécouter et répéter le dialogue. İsterseniz diyaloğu bir bakalım. Transkripsiyona bakalım. İsterseniz Ines ve Remy konuşuyorlar. Remy, quel est ton rêve d'avenir? Gelecekte ne olacaksın? Quoi? Ne? C'est très tôt pour parler de ça. Çok erken bundan bahsetmek için. J'aimerais devenir réalisateur. Ben realizatör olmak istiyorum. Sevre, gerçekten mi? Oui. Evet. Tu sais, biliyor musun? Je vais participer au Festival du Film d'Antalya. Antalya Film Festivali'ne katılacağım. Je fais un court métrage. Court métrage, kısa film yaptım bir tane diyor. C'est génial, harika. Mon rêve de faire la connaissance de Nuri Bilge Ceylan. Ben Nuri Bilge Ceylan'ı tanımak benim rüya hayalim. Je l'adore, çok seviyorum onu. Alors, tu as besoin de mon aide? O halde benim yardıma ihtiyacım var. Je comprends, je vais attendre encore quelques années. Anlıyorum, birkaç yıl daha bekleyeceğim. O halde. Bon, iyi, je te laisse, seni burada bırakıyorum. Allez, salut, görüşürüz. Salut Rémi, à bientôt. Evet, dinledik. Rémi veut devenir. Rémi ne olmak istiyor? Réalisateur. Le rêve'den enin hayali nedir? C'est de faire la connaissance de Nuri Bilge Ceylan. Nuri Bilge Ceylan'ı tanımak. Remy va participer à. Neye katılacak? Va participer katılacak. A un festival. Bir film festivaline. Avec un court métrage. Kısa bir filmle katılacak. Cevaplarımız böyle. B. Prodüksiyon oral konuşma bölümü speaking dedi İngilizlerin. Burada parler de vos projets de vacances à votre voisin. Komşunuza bir tatil planından bahsedin. Observe l'image puis décrivez-la. Bu resimden bahsedin diyor. Bir örnek var. Il y a deux personnes sur l'image. İki kişi var resimde. Ils sont au festival du film. Film festivalindeler. Il y a des affiches sur le mur. Duvarda resimler var. Il parle de leur rêve d'avenir. Gelecek planlarından bahsediyorlar. Parlez de vos projets de vacances, tatil projenizden bahsedin. Bir de ona bakalım isterseniz.
Je veux partir en Allemagne avec ma famille. Ailemle Almanya'ya gideceğim. Nous allons voir le film de ma tante. Halamın filmini göreceğiz. La famille de ma tante. Halamın ailesini göreceğiz. Je veux visiter le musée avec mes cousins. Kuzenlerimle müzeleri ziyaret edeceğiz. Nous allons rester une semaine. Bir hafta kalacağız. Je veux aller Antalya. Pendant les grandes vacances. Yaz tatiline büyük tatil diyor Fransızlar. Grand vacances. Antalya'ya gideceğim. Nous allons rester dans un hotel. Bir otelde kalacağız. Au bord de la mer. Nehir kenarında. Je veux nager dans la mer. Denizde yüzeceğim. Je veux visiter des monuments historiques. Tarihi binaları ziyaret edeceğiz. Anıtları, monument, anıt. Compréhension écrite, okuma bölümü, okuduğunu anlama. Des vacances de rêve, rüya gibi tatiller. Bonjour Antoine, ça va? Bonjour Camille, je vais bien, merci toi, iyiyim, sen nasılsın? Bien, merci, ben de iyiyim. C'est bientôt le début des vacances, tatillerin yakında başı. Qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances? Tatilde ne yapacaksın? Futur proche. Tu vas faire. Je vais faire du camping avec mes amis à Sulo-sur-Mer. À Bordeaux. Bordeaux'da arkadaşlarımla kamp yapacağım. Pour 2 semaines, 2 hafta. 2 hafta kamp yapacakmış. Nous allons participer yine futur proche. Nous allons participer katılacağız. Aux activités pendant la journée. Gün boyu bazı etkinliklere katılacağız. Nous allons dormir uyuyacağız. Sous les étoiles, dans les tentes la nuit. Gece çadırlarda kalacağız. J'adore la nature. Doğayı çok seviyorum. J'aimerais travailler pour la protection de la nature plus tard. Çalışmayı çok severim doğanın korunması için. Çok isterim. C'est génial, harika. Moi, je vais partir Antalya en avion avec ma famille. Au mois de juillet. Temmuz ayında ben uçakla Antalya'ya gideceğim. Ailemle. Nous allons rester futur proche. Une semaine dans un hotel. Bir otelde bir hafta kalacağız. O centre ve şehir merkezinde. Nous allons visiter des monuments historiques. Tarihi yerleri, anıtları ziyaret edeceğiz. Et puis nous allons voyager en bateau. Gemiyle seyahat edeceğiz. En Méditerranée, Akdeniz. Le soleil de güneş, la mer, denizler, histoire, tarih. Voilà, c'est mon plan de voyage. İşte benim tatil planım. C'est un très bon plan. Çok iyi bir plan. Envoie-moi des photos. Bana fotoğraf gönder. Bon vacances. Au revoir. Hoşça kal. Merci. À toi aussi. Au revoir. Lisez le diyalog. Répondez aux questions. Bakalım. Soruları okuduk. Cevaplara bakalım. Quel est le projet de vacances d'Antoine'ın tatil projesi nedir? Il va faire du camping avec ses amis. Arkadaşlarıyla bir kamp yapacak. Sulak-sur-Mer denizde. Pour combien de temps Antoine va-t-il partir en vacances? Kaç gününe tatile gidecek? Il va partir pour 2 semaines, 2 hafta. Où va être Camille pendant ses vacances? Camille nerede olacak tatilde? Elle va partir Antalya'ya gidecek. Combien de temps Camille va-t-elle rester Antalya? Antalya'da ne kadar kalacak? Elle va rester une semaine Antalya, 1 hafta. Que veut faire Antoine plus tard? Antoine gelecekte ne yapacak? Sonra ne yapacak? Il veut travailler pour la production de la nature à l'avenir. Gelecekte doğanın korunması için çalışacak. Bunlar il va faire, futur proche, il va partir, futur proche, gidecek. Elle va partir, futur proche. İsterseniz burada futur proche'e bir bakalım.
Pour parler, de ses plans de vacances. Je vais aller à Bordeaux. Je vais aller filmi çekiyoruz. Sonra masterını getiriyoruz film. Nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Bakalım birlikte. Nous allons, vous allez. Z ile okuruz. Je vais aller à Bordeaux. Bordeaux'a gideceğim. I will go. Tu vas partir en vacances. Sen tatile gideceksin. Elle va préparer ses valises. O valizlerini hazırlayacak. Nous allons réserver une chambre d'hôtel. Biz bir otel odası rezerve edeceğiz. Vous allez découvrir la cuisine française. Fransız mutfağını keşfedeceksiniz. Ils vont acheter des souvenirs. Onlar hatıra souvenir shoplar var. Hatıra satın alacaklar. Hatıra eşya, souvenir. Lisez les phrases associées aux images. Resimlerle okuyup cümleleri eşleştir. Je vais aller à la montagne ce week-end. Je vais apprendre à faire du ski cet hiver. Kayak yapmayı öğreneceğim dediğine göre dağa gideceğim bu hafta sonu. Bu C oluyor. Je rêve d'apprendre à jouer de la guitare. Ben gitar öğrenmeyi hayal ediyorum. Je voudrais étudier à l'école de musique. Müzik okulunda okuyacağım. J'aime beaucoup les enfants. Çocukları çok seviyorum. Plus tard, ileride je voudrais être professeur des écoles. Sınıf öğretmeni olacağım ileride diyor. Çocukları çok seviyorum diyor. B. Je souhaite partir en Turquie. Türkiye'ye gitmek istiyorum bu yaz. Je veux faire du rafting. Rafting yapmak istiyorum. O da A gördüğünüz gibi. Bir tane resim fazladan verilmiş. Faites des phrases avec les éléments donnés. Verilen elemanlarla cümle yapın. Range pour order chronologique dans le tableau ci-dessus. Buraya da kronolojik olarak dizin. Le mois prochain, le mois prochain, je vais aller au bord de la mer. Gelecek hafta deniz kenarına gideceğim. Dans 30 minutes le train va partir. 30 dakika sonra tren hareket edecek. La semaine prochaine tu vas venir chez nous. Sen bize geleceksin. Gelecek hafta. L'année prochaine gelecek yıl ils vont quitter la France. Fransa'dan ayrılacaklar. Futur proche. Dans 3 heures 3 saat sonra vous allez débarquer de l'avion. Uçaktan ineceksiniz. Demain nous allons passer un examen. Yarın bir sınav olacağız. Kronolojik baktığımızda 1B dans 30 minutes. 30 dakika sonra en yakın. 2E dans 3 heures 3 saat sonra. Sonra F demain yarın. Sonra C la semaine prochaine gelecek hafta. Sonra A Le mois prochain gelecek ay. L'année prochaine gelecek yıl. Yakından gece doğru sıralanıyor. Lisez le criol ci-dessus. Bu e-maili okuyun. Écrivez à un autre à votre ami. Bir arkadaşına yazın. Örnekte olduğu gibi. Décrivez une ville, bir şehri, une galerie d'art, bir sanat galerisini, bir müzeyi, bir turistik yeri tasvir edin. Je suis à Antalya depuis quelques jours. Birkaç zamandır, birkaç gündür Antalya'dayım. J'adore cette ville, bu şehri çok seviyorum. Je te conseille de la visiter. Orayı ziyaret etmeni sana öneriyorum. Les gens sont très gentils. Çok kibar insanlar. Il y a beaucoup de paysages. Çok güzel bir panorama var. De forêt, orman, de belles plages, güzel plajlar. Cette ville est vraiment paradis. Un paradis. Gerçekten bu şehir bir cennet.
Regarde les fotoğraflara bak. Toi aussi, sen de tu vas adorer. Bayılacaksın. A bientôt. Cevaba bakalım isterseniz bu bölümde. Salut Manon, ça va, iyi misin? Je suis à Istanbul. Ben İstanbul'dayım. Dans une semaine, bir hafta sonra. Il y a du monde. İnsanlar, çok insan olacak. Mais c'est une très belle ville, İstanbul. Çok güzel bir şehir. İstanbul est la plus grande ville de Türkiye. Türkiye'nin en büyük şehridir. Elle a deux parties, iki bölümü var. L'une asiatique, biri Asya, biri Avrupa'da. Le Bosphore coule entre les deux continents. Boğaz iki kıta arasında akıyor. On trouve également beaucoup de monuments historiques. Çok tarihi binalar da var. Şaka ne? Her yıl de milyon de turist visit Sepelvin. Milyonlarca turist bu şehri ziyaret eder. On mange bien, iyi yemek yenir. On visit beaucoup de monuments historiques. Çok tarihi yerler gezilir, ziyaret edilir. Il y a des gens très gentils. Çok iyi bir insanlar var. Et toi, quand vas-tu venir ici? Sen ne zaman buraya geleceksin? Bu bölümü de burada bitiriyoruz. Dersin sonunda çalışma kitabı etkinliklerini bulacaksın. Şimdilik hoşça kalın. Bir şarkımız var. Le son 16. Un peu de rêve, biraz hayal. Şarkı internetten bulup dinleyebilirsiniz. Au revoir mes amis, au revoir mes amis, au revoir, à bientôt j'espère. Au revoir, bonne nuit, que vos rêves soient choses légères. Et demain, chantez-les mes chansons. Quel regard à foison, la joie dans votre maison. À présent, c'est fini, au revoir, à bientôt mes amis. Que vos rêves soient légers, hayalleriniz ya da rüyalarınız hafif olsun. Diğer kısımlar anlaşılıyor. La joie, sevinç demek. Evinizdeki sevinç, la joie dans votre maison. À présent, şimdi. Prodiction orale. Konuşma bölümünde. Chanter la chanson en classe entière. Sınıfta birlikte söyleyin. Bu telefona votre ami, arkadaşınızı arıyorsunuz. Pendant vos vacances tatilde. Burada vide écrivez les endroits que vous visitez. Ona gezeceğiniz yerleri tasvir edin, anlatın. Bir örnek var, bakalım ne yapılmış birlikte. Alo, Céline, ça va? Je viens de Nice. Nice'ten geliyorum. Ça va Mireille? İyiyim. Enfin, raconte-moi la ville. Anlat bana şehri. Nice est une très belle ville. Çok güzel bir şehir. Elle se situe entre la mer et la montagne. Denizlerle ve dağlar arasında bulunuyor konumu. Le tourisme, le commerce et les administrations occupent une place importante dans l'activité de la ville. Turizm, ticaret, yönetim, administrasyon, şehrin aktiviteler arasında önemli yer tutar. 5 milyon de turist vizitiniz, şaka ne? 5 milyon turist her yıl Nice'i ziyaret eder. La ville possède de longues belles plages. Possède avoir demek, sahip olmak. Şehrin büyük uzun plajları var. Il y a aussi de nombreux musées. Birçok müze de var. Quatre. Lisez le dialogue, puis répondez aux questions. Okuyun diyalog ve soruları cevap verin. Voler comme un oiseau. Kuş gibi uçmak. Hello, ça va Céline? Ça va bien? Qu'est-ce que tu fais? Tu es en vacances? Ne yapıyorsun? Hala tatilde misin? Oui, je suis en Cappadoce. Evet, Kapadokya'dayım. Je fais un vol en montgolfier. Balonla uçuyorum.
Je vois beaucoup de chevaux en bas. Aşağıda birçok at görüyorum. Şövalin çoğulu şövo. Gel bu peyzaj ne kadar güzel her şey. Dömen yarın je vais aller Ankara pour visiter le musée d'ethnographie. Yarın Ankara'ya gideceğim etnografi müzesini ziyaret etmek, gezmek için. C'est super harika. Tu voles comme un oiseau. Kuş gibi uçuyorsun. J'attends fotoğraflarını bekliyorum. Bakalım soru ve cevaplara. Où est Céline? Céline nerede? Elle est en Cappadoce. Kapadokya'da. B. Qu'est-ce qu'elle fait? Ne yapıyor orada? Elle fait un vol à Montgolfier. Balona biniyor. Qu'est-ce qu'elle voit? Ne görüyor? Elle voit beaucoup de chevaux. Birçok at görüyor. Cheval, chevaux. Où est-ce qu'elle va aller après? Sonra nereye gidecek? Elle va aller à Ankara pour visiter le musée d'ethnographie. Ankara Etnografi Müzesi'ni gezmek için Ankara'ya gidecek. Elle va aller. Futur proche. Gidecek. Le. Leçon 16 prodüksiyon ekliti. Yazılı anlatım bölümündeyiz. Bakalım. Réécrivez les phrases au futur proche. Futur proche'la yeniden yazın cümleleri. Cümle prezanla verilmiş. L'avion décolle vers 13h. Uçak saat 13'e doğru kalktı. Kalkacak diyeceğiz. L'avion va décoller vers 13h. Saat 13'e doğru kalkacak. Va décoller. J'envoie un courrier de confirmation à l'hôtel. Otele bir teyit e-maili gönderiyorum. Göndereceğim. Je vais envoyer un courrier de confirmation à l'hôtel. Je vais envoyer. Göndereceğim. Antoine prépare ses valises chez lui. Antoine valizlerini hazırlıyor. Hazırlayacak. Antoine va préparer ses valises chez lui. Chez lui, kendi evinde demek. Nous partons en vacances au Canada. Kanada'ya tatile gidiyoruz. Nous allons partir en vacances au Canada. Gideceğiz. Le train arrive à l'heure. Tren saatinde geliyor. Le train va arriver à l'heure saatinde gelecek. Je prends du café au lait. Sütlü kahve alıyorum. Je vais prendre du café au lait. Alacağım. Nous faisons un discours avec nos camarades. Arkadaşlarımızla bir konuşma yapıyoruz. Nous allons faire un discours avec nos camarades. Yapacağız. Elle dort jusqu'à 9h30. 9h. F, V gibi okuyorum. 9h. Elle va dormir jusqu'à 9h30. 9.30'a kadar o uyuyacak. 6. Mettez les éléments dans l'ordre. Cümleleri düzgün hale getiriyoruz. Kelimeleri düzelterek. Je rêve de visiter le musée de Louvre. Louvre Müzesi'ni gezmeyi hayal ediyorum. J'ai un rêve. 2 point. Benim bir hayalim var. 2 nokta üstte. Voyage en Afrique. Afrika'ya gitmek. Fransızca'da da 2 nokta üst üste koyduğunuzda bir şeyi açıklıyorsunuz. Je rêve de venir kozmonot alevinir. Gelecekte bir gün kozmonot olmayı hayal ediyorum. Je rêve de chanter à Paris un soir. Paris'te şarkı söylemeyi hayal ediyorum. Rêve fiilinden sonra bir mastar fiil geliyorsa araya de giriyor. Je rêve de. Complétez les phrases au futur proche. Futur proche'da evet gelecek zaman. Nous allons partir en vacances cet été. Biz bu yaz tatile gideceğiz. Les élèves vont commencer à courir. Çocuklar koşmaya başlayacaklar. Futur proche hemen birazdan. Tu vas préparer tes valises ce soir.
Sen bu akşam valizini hazırlayacaksın. Ma mère va prendre le train à la gare. Annem trenden garda trene binecek. Vous allez visiter le Louvre, le musée du Louvre aujourd'hui. Bu Louvre müzesini bugün gezeceksiniz. Je vais participer au tournoi de futbol turnuvasına katılacağım. Son bölümde ünlü ressamlar var. Vincent van Gogh, Hollandalı. Leonardo da Vinci ünlü, İtalyan biliyorsunuz. Mona Lisa. Claude Monet, Fransız bir ressam. Mona Lisa biliyorsunuz, Leonardo da Vinci'nin en ünlü eseri. Fransızlar ona La Joconde diyorlar. Claude Monet daha önce dediğim gibi Fransız bir ressam, empresyonist. Van Gogh da çok ünlü Hollandalı bir ressamdır kendisi. Peki bu Visiteur Musée d'Art, bir sanat müzesini geziyorsunuz. Après la visite, bitince ziyaret, vous écrivez un email. Aynami, Unami, pour parler du musée des tableaux qui s'y trouve. Orada bulunan tablolar hakkında bir arkadaşınıza mail yazıyorsunuz. Précisez les couleurs, renkleri ve émotions, duyguları que vous ressentez à la vue de ces tableaux. Bu tabloları gördüğünüzde renkleri, duyguları, hissettiğiniz duyguları ifade eden bir mail olacak. Bir örnek var burada. Je passe au deuxième tableau. İkinci tabloya geçiyorum. Herhalde burada Leonardo da Vinci'nin Il est foncé, koyu, cette femme est triste, bu kadın üzgün. No, elle sourit. Hayır. Galiba gülümsüyor. No, je ne sais pas, bilmiyorum. Je dis, une femme mystérieuse, çok. Gizemli bir kadın. Il y a de l'orage, arkasında du vent, fırtına ve rüzgar var. Du bleu pâle dans cette troisième œuvre. Üçüncü eserde ise mavilikler var. Ce tableau pâle me rend triste. Bu tablo beni üzüyor. Gördüğünüz gibi. Bu üçüncü tablodaki Claude Monet'in matlığı beni üzüyor diyor en sonunda. Evet, çalışma kitabını da burada bitirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. A bientôt. Merci de nous avoir suivis.